Bu adam olduğuna emin misin? Yani annemin tarifini birebir uyuyor. Ayrıca gözü sürekli de üstümüzde. Yani deden de amma sağlamcı adammış. O evlilik cüzdanını gördükten sonra hala inanmıyorsa pes yani. Yani sadece onunla kalsa iyi. Ya yüzüklerimizin içine adımızı bile yazdırdım. Senin yüzüğün nerede? Ben onu evde unuttum. Tamam, neyse sen zaten aşçısın. O yüzden takmasan da olur da şey benimkini görmesi lazım. Bu arkadaşı inandırmak için başka ne yapmamız lazım? Yani böyle biraz böyle karı koca gibi davransak yeterli olur. E değil mi ama hadi yüzün gülsün kocacığım. Değil mi? Yüzüm gülsün. Gülsün. Başımızda dert yokmuş gibi. Rahatsız etmiyorum değil mi? Alyans mı? Yok. Yok. Alyans değil. Yok, o Düşen Alyans mıydı? Hayır, sen yanlış gördün. Hoş geldin Pelin. Otursana. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Alyans mı? Evet. Alyans. Dün akşam barın önünde düşürdüğünün aynısı sanki. Burada ne dönüyor? Siz evli falan mısınız? Bak, benim bir dinle önce. Yani bu gördüğün şeyden yanlış bir anlam çıkarman çok normal ama... Yani şu an çok, gerçekten çok yanlış bir zaman. Biz aslında sana en başından söylemeliydik. Yani hata yaptık. Evlisiniz yani. Hayır Pelin bak. Yani şöyle Pelin. Biz değil. Ben evliyim. Nasıl yani? Şimdi sen ciddi ciddi evli misin? Evet de niye şaşırdın ki buna bu kadar? Yani ne bileyim, hiç bahsedilmedi. Yani Hindistan'dan Vietnam'a kadar her şeyi konuştuk ama ne sen ne de Sinan bundan bahsetmediniz. O da daha yeni... Denk gelmedi. O da daha yeni diyordun. Sinan yani... O da yeni öğrendi aslında. Yani sana anlatacak vakti olmamıştır. Sen de yani ne kadar ilgilendin bu konuyla böyle. Yok canım. Yani ben şimdi öğrenince biraz şey oldum. Sendeki alyans neydi peki? Malzemeler indi yalnız ben Bülent abiyi bulamadım. Adamlar da dışarıda bekliyor. Bir de bir belgelere imza mı ne gerekiyormuş? Tamam, sağ ol Cansu. Geliyorum şimdi. Artık sen anlatırsın devamını.
O olay da şöyle ki, ya ben genelde böyle alyansımı evde unutuyorum. Yine öyle unuttuğum günlerden birinde Sinan da öyle bana getirmiş. Sen onu gördün herhalde. Ay hadi ya. Bak yine inadım tuttu. Yani Sinan bana yalan söylüyormuş gibi, benden bir şey saklıyormuş gibi sıkıştırdım yine. Ay çok kızmış mıdır bana? Yok yok, yani aslında bakarsan benim hatam. Ben böyle aileme henüz söylemedim. O yüzden de böyle çok dillensin istemiyorum. Böyle söyleyince de işte tuhaf durumlar oluşuyor. Ya gerçekten çok sevindim. Çok mutlu oldum senin için. Yani bir ömür mutlu olun inşallah. Nerede kendisi? Hindistan'da. Aa, nasıl olacak sen burada, o orada? O şey gelecek, o sonra gelecek. Süper, tamam. Yani şey, dördümüz takılırız o zaman. Merak etme, enişteyi de çok güzel ağırlarız burada. Şey yapalım mı? Kahve söyleyelim kendimize, şurada oturalım konuşalım bunları. Olur tabii, süper olur, tamam. Tanışmamız çok eski aslında. Eski arkadaşız. Hani böyle yediği içtiği ayrı gitmeyen, birbirinin her altını bilen iki tiptik. Aynı kafadasınız yani. Aynı kafada... Yok, değiliz aslında. Farklıyız bile. Hatta mıknatısın iki ayrı ucu gibiyiz. Aman canım, zaten aynı olunca insan çabuk bıkıyor birbirinden. Her şey öyle yeni ki. Hem aynı olsak bile bıkmayız yani. Bunca yıllık arkadaşlığımızda bıkmamışız. Bir kızım bu kadar çok erkek kankası olması normal mi? Sürekli birbirimizi tamamlamışız. Ya iki dakika yüzüm gülmüyor, iyi mi? Resmen Sinan'ı anlatıyor bu. Sinan'la olan kadar eski bir arkadaşlık bu herhalde. Öyle bir adam ki fark etmeden içine alıyor insanı. Bak orası öyle. Yüreği, gözleri, o sıcacık gülümsemesiyle böyle içini ısıtıyor insanı. Ben ısıtıyor kelimesi yerine kavuruyor'u tercih ederdim. Bir fotoğraf falan yok mu ya, ben hiç merak ettim şimdi. Yok. Yani var da şimdi yanımda yok. Hem zaten gelecek, gelince tanışırsın. Tabii. Ya ben de ne kötüyüm biliyor musun? Sen geldiğinden beri Sinan'la aranızda bir şey var sandım. Hadi ya. Ama yani Sinan sürekli söyledi zaten yani aranızda bir şey olmadığını, asla olmayacağını. Öyle mi söyledin? Hı. Ama ben inadım. İnadım yani, inadım. Sinan da sürekli bunu söylüyor zaten. Ay bana çok kızdı. Çok kızdı bu evlilik mevzusu. Ben sürekli böyle dedektif gibi kurcaladım ya. Ya gidip gönlünü mü alsam? Yok yani o sana değil, bana şey yapmıştır. Yani şimdi ben böyle bir şeyler saklıyorum falan ya, böyle yanlış anlaşılmalar oluyor o yüzden. Yok yok, o bana kızdı, ben biliyorum ama haklı. Ya adam haklı. Ben de sürekli adamın kötülüğünü görmedim ki, sürekli çocuk gibi kıskançlık yapıyorum, güvenmiyor gibi davranıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.